kapaklı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Evet, malzeme listemi veriyorum. 3 adet patlıcan, 3 adet kabak, 1 adet kuru soğan, 1 adet doğranmış tavuk. Bir bütün tavuk kullanıyoruz, doğru mu usta? Evet, bütün tavuk kullanacağız. Tamam. 2 adet domates, 5 adet karışık biber, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Patlıcan kabak yatağında tavuk kavurması için. Evet, şöyle ne yaptık? Tavamızın içerisine yağımızı koyduk ve evet, ocağımızın altını yaktık. Yağımız kızarsın. İyice kızsın. Sonrasında patlıcanımızı, kabağımızı güzel bir şekilde kızartacağız. Tavuklarımızı da pişireceğiz. Artık kabak ve patlıcan yatağı dediğimize göre az çok zihninizde hayal etmişsinizdir, canlandırabilmişsinizdir zaten. Güzel böyle tepsimize dizdikten sonra tavuklarımız da üzerine gelecek. Nar gibi kızarmış tavuklar, yemeğimiz hazır olacak ve afiyetle yiyeceğiz tabii ki. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, sağ olsun Ayşegül Hanım, şimdi bize malzemelerimizi saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra şimdi biz ne yapacağız? Bunu en güzel nerede pişirebiliriz? Tabii ki robotumuzda. Robotumuzda biliyorsunuz sevgili izleyiciler, yapamadığımız hiçbir şey yok. Yeter ki biz isteyelim, canımız istedikten sonra her şeyi yapıyoruz. Izgarasından tut, balonundan tut, ondan sonra sevgili izleyiciler, pilavından tut, kuru fasulye, nohut, çorba, ne isterse, gönlümüz ne isterse. Üstünde çayımızı yapabiliriz ve diğer yemeklerimizi de yapabiliriz. Bize bir çok güzel bir yardımcımızdır. Şöyle tepsimizin bu yüzeyinde sevgili izleyicilerimiz istediğimiz bütün ızgara çeşitlerini yapabiliyoruz. Ve şöyle ters çevirdiğimizde de içinde sulu ne istersek her şeyi hazırlayabiliyoruz. Evet, yine güzel bir tepsi, güzel bir şekilde yemeklerimiz hazırlanıyor. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Şöyle bir altını açalım. Komple mutfakta Abdullah Usta, Ayşegül, ondan sonra robotumuz, artık biz muhteşem üçlü olduk. Evet, bir ekip olduk. Kesinlikle onunla muhteşem bir ekip olduk. Üçümüz beraber, artık onsuz tabii ki yemekli olmaz. Öyle değil mi? Evet. Şöyle zeytinyağımızı ne yapalım? Şöyle robotumuzun içine ilave edelim ve yavaş yavaş robotumuz ısınsın. Tamam. Şimdi yavaş yavaş robotumuz ısınırken biz de sevgili izleyicilerimiz şöyle patlıcanları alalım. Yavaş yavaş doğramaya başlayalım. Evet, şöyle eldiveni çıkarayım ben. Hı hı. Şöyle bıçağımızı alalım sevgili izleyicilerimiz. Önce kabakları doğrayacağız. Ondan sonra patlıcanlarımızı doğrayıp hazırlayacağız. Biz bunları hazırlayana kadar zaten ya o zamana kadar da yağımız ısınmış olacak. Yağımız da ısındıktan sonra da diğer işlemleri yapacağız. Şöyle hemen kabağımızı alıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde kabaklarımızı hemen doğruyoruz. Biraz şöyle parmak uzunluğunda biraz olacak kabaklarımız sevgili izleyicilerimiz. Hemen doğradıktan sonra şöyle geniş bir kabın içine alalım. Diğer kabaklarımızı da aynı şekilde şöyle parmak şeklinde keseceğiz. Önce şöyle hemen ortadan ikiye, ondan sonra dilimler halinde kesiyoruz ve ondan sonra şöyle üçe bölüyoruz. Şöyle evet, böldükten sonra hemen geniş bir kabımızın içine şöyle bir alalım. Şöyle devam ediyoruz. Kabaklarımızı evet, hazırlamak. Kabağın da bir sürü faydası var usta, biliyorsun. Özellikle kabağın en belirgin özelliği ne? Tabii ki bedenimizi temizliyor. Ve her zaman söylediğimiz gibi patlıcan için diyoruz ya, sinirlerimizi yatıştırır diye. Evet. Aynı şekilde kabağın da sinir yatıştırıcı bir özelliği var. Ama tabii ki bedenimizi temizliyor olması daha da bir güzel. Özellikle kabak yemeklerimizde yaptığımız zaman tabii ki soymadan, kesinlikle kabuğunu da ne yapacağız? Soymadan güzel bir şekilde yemeklerimizi hazırlayacağız. İdrar söktürüyor,
Böbrek ve mesane taşlarına iyi geliyor efendim. Mide ve bağırsakları yumuşatıyor. Kabız daha iyi geliyor. Yine kabağımız. Evet, şu an ne yaptık? Doğradık onu güzel şekilde. Şu anda kabaklarımız hazır. Biz de şimdi kabaklarımızı doğradıktan sonra Ayşegül Hanım ne yapacağız? Şöyle patlıcanlarımızı doğrayacağız. Bir yandan şöyle doğrarken, bir yandan patlıcanları soyarken siz reklam arasına gitmeden önce bir şey anlatıyordu sevgili izleyicilerimize. Nerede kalmıştınız? Nerede kalmıştık usta? Hamur açıyorduk en son. Evet. Evet, meşhur kavgada kalmıştık değil mi? Evet. Tabii tek taraflı bir kavga oldu ama. Ben söyleyeyim yani, tek taraflı bir kavgaydı. Kesinlikle ben kavgaya müdahale etmedim. İzleyen taraf ben oldum. Saldırıya uğrayan ve izleyen taraf ben oldum. Ama zaten ne kadar kaba davrandığını etraftaki insanlar da gördüğü için sağ olsunlar, benim müdahale etmeme gerek kalmadan etraftaki insanlar bayanı uyardı. Ama ne olursa olsun, bilerek veya bilmeyerek, yani bugün kimse kimseye bilerek çarpmaz değil mi usta? Yok. Aynen. Kibarlığımızı kaybetmemeliyiz, insanlığımızı kaybetmemeliyiz. Ben bunu söylemek istemiştim. İnşallah o bayan, o hanımefendi izliyordur. Sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Şimdi dün akşam da ben de giderken Ayşegül Hanım, şimdi biliyorsun zaten bizim oranın trafiğini anlatmaya gerek yok. Artık o trafikle bir bütün olduk. Alıştık artık biz de. Yani aynen, trafik olmasa artık bağımlılık yaptı yani. Bağımlılık İnanın gibi var bir şey ya, oldu. Ben, siz beni aradınız yolda, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet abla. Yürüyerek, bakın yürüyerek 5 dakikada gidilecek yolu otobüsle 25 dakikada gittik. Evet, yürüyerek 5 dakika olan mesafe, yol mesafesi otobüsle 25 dakika sürdü. Trafikte bir izdiham vardı. Bir izdiham vardı, anlatamam size. Ve, o arabalar nasıl çıktı o trafikten bilmiyorum. Ve şimdi Ayşegül Hanım, normal bir dönemeç var. Hani sürekli anlattığımız meçhul dönemeç. Şimdi tam dönüyoruz. İleride minibüs geldi. Şimdi önümde bir tane taksi duruyor. Taksi geçecek, minibüsçü ona yol vermedi. Dedi ki ya dur ben geçeyim dedi. Artık o ara ne olduysa hemen baktım minibüsçü kendini aşağı attı. Ama minibüsler hazır zaten. Evet, hemen kendini hemen aşağı hazırlar. Attı. Yani onunla beraber arabada bulunurlar da hemen minibüsçüye işte şey olsun diye onlar da atladılar. Adamı arabanın içinde sirkelemeye başladı. Ben de araba olduğu gibi sadece el frenini çektim. Zaten yol gitmiyorsun ki. Atladım ya dedim, ne yapıyorsunuz? Ayıp dedim ya dedim. Yani orada yani 10 kişi adamın üstüne çullanmış dedim ya dedim. Ayıp yani. Ondan evet, sonra şey attı, ayırdım hemen, adamlar. Hemen hepimiz stresliyiz. Evet. Bir kavga yeri olsun da hemen saldırsak diye yer arıyoruz. Bayan erkek hiç evet, fark etmiyor. Minibüsçüler de zaten daha dünden hazırlıklı biliyorsun. Aynen öyle. Onlar hep böyle idmanlı, böyle hazırlar her an kavgaya. Tabii kavga olmasın. Biz şimdi gülerek anlatıyoruz ama ağlayacak halimize gülüyoruz derler ya. O hesap kesinlikle evet. Ne yapacağız? Sağduyumuzu, kibarlığımızı, insanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde tavuklarımızı robotumuza ilave ettik. Evet, çok az yağ koymuştuk. Hafif yağda kavuracağız şimdi. Bu arada bakın hiçbir şey ilave etmedik. Sadece bütün tavuğumuzu ne yaptık? Parçaladık. Ondan sonra ne yaptık? Güzel yıkadık. Yıkayıp süzdükten sonra robotumuza yağımızı ilave ettik. Çok yağlı olmayacak. Ve tavuğumuzu yavaş yavaş ne yapacağız? Kavuracağız efendim. Bir yandan da tavamızda, diğer küçük minik tavamız var ya, minyatür tavamız, robotumuzun bebeği, robotumuzun çocuğu diyoruz ona. Onda da yağımızı koyduk. Güzel bir şekilde yağımız şu an kızmaya başladı. Kızmasın Ayşegül Hanım, niye kızıyor? Ama olur mu? Kızması kızmasın, olur mu? Kızmasın, niye kızıyor ya? Ayşegül kızacak Hanım, ki güzel güzel. Niye kızdırıyorsunuz? Ne yapsın? Sebzelerimizi kızartsın. Evet, şimdi evet. Sevgili izleyicilerimiz şöyle patlıcanlarımızı doğradık. İlave ettik. Evet, yağımıza ilave ettik ve yavaş yavaş o kızarsın. O kızarırken biz de ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan şöyle kalan patlıcanlarımızı da güzelce evet. Bir şekilde şöyle bir doğrayacağız. Parmak kalınlığında doğruyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Üçe ayırıyoruz eşit şekilde. İkiye ayırıyoruz ve ondan sonra evet. Dilimler halinde böldükten sonra ondan sonra parmak kalınlığında güzelce bir şekilde şöyle bir hemen hazırlayalım. Evet. Şimdi ben kabağı anlatıyordum ya az önce, bir şey daha söyleyeceğim kabakla ilgili. Şimdi kabak özellikle basura çok iyi geliyor. Şimdi bazı noktalar var, bunları söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle geçenlerde arayan bir hanımefendi izleyicimiz vardı. Ona biz nohut suyunu tavsiye etmiştik. Demiştik ki bağırsak kurtları, bağırsak parazitlerini düşürmek için ne yapacaksınız? Aç karnına her sabah bir bardak nohut suyu ıslatacaksınız. Onu kaynatıp da içebilirsiniz, hiç fark etmez. 4-5 gün buna devam edeceksiniz. Suyu içtikten sonra ne dedik? Dedik ki 1-2 saat aç kalacaksınız. İnşallah o sorunuz hallolacak. Yine bakın şimdi biz sebze kabağı yapıyoruz. Bir de bal kabağı var biliyorsunuz. Bal kabağının da çekirdeği var.
Ne yapacaksınız? O şekildekten de bol bol yerseniz eğer, çiğ bir şekilde, bakın ama kavrulmayacak, çiğ bir şekilde yerseniz inşallah yine bağırsak kurtlarına iyi gelecek. O hanımefendi bizleri izliyorsa buradan da bunu söylemek istiyorum kendisine. Evet, inşallah evet. Şifa olur. Rabbim inşallah böyle hastalığını gidersin diyoruz. Amin. Şöyle tavuğumuzu koyduk sevgilicilerimiz ve ne yapalım? Şöyle tenceremizi, kapağını kapatalım. Şimdi tenceremizi, kapağını kapattık. Şöyle yavaş yavaş patlıcanlarımız kızardı. Biz de şöyle cam tepsimizi alalım. Bir kenarına patlıcan gelecek, bir kenarına kabağımızı gelecek şekilde ayıracağız. Tamam. Şöyle sevgilicilerimiz, patlıcanlarımız ve kabağımız yavaş yavaş şimdi kavurmaya devam ederken biz de soğanlarımızı doğruyoruz. Ama soğanlarımızı büyük kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Çok fazla ufaltmayacağız. Özellikle yemeğimin içinde görünmesini istiyorum sevgilicilerimiz. Şöyle bol soğanlı olmasını istiyorum şöyle. Hemen soğanlarımızı da şöyle bir doğrayalım. Biliyorsunuz sarımsak zaten anlatmaya gerek yok. Sevgilicilerimiz çok vitaminli, çok da güzel biliyorsunuz. Sürekli tüketelim. Biraz kokusundan muzdarip olabiliriz. Ama o da ne yapacağız? Ağzımıza bir karanfil veya da taze nane varsa alırsak o kokuyu da gidermiş olacağız. Şöyle sarımsaklarımızı da aynı şekilde şöyle ortadan ikiye ayırıp içine ilave edelim. Ve şu anda soğanlarımız, sarımsaklarımız hazır. Ve ne yapıyoruz? Direktmen şöyle alıyoruz. Robotumuzda harika bir şekilde pişen tavuğumuzun üstüne şöyle ilave edelim. Beraber pişime devam etsin. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen robotumuz çok kolay, pratik bir şekilde pişimler sağlıyor ve ne istersek, canımız ne isterse, gönlümüz ne istersek her şey hazırlayabiliriz. Kesinlikle elektrik mi gitti, ondan sonra tüp bitti. İkisinin de alternatif, elektrik olsa sıkıntı yok. Veyahut da elektrik giderse de tüp ürünüz olsa kesinlikle sıkıntı yok. İstediğiniz her şeyi hazırlayabilirsiniz. Tabii alternatif enerjili olması cabası. Evet, cabası. Şöyle soğanlarımızı içine ilave ettik. Ne yapıyoruz? Şöyle kapağını kapatıyoruz. Hem yumuşak hem hızlı bir pişim sağlamak için kapağını da kapattık ve pişime bıraktık. Yavaş yavaş pişsin. Evet, ben de şu an patlıcanlarımı kızartıyorum. Tamam. Kabaklarla ilgili güzel bilgiler verdim. Çay yaptınız Ayşegül Hanım, çay da ısmarlamıyorsunuz. Evet, şu an ben yemek yapıyorum, kusura bakmayın. O zaman şunu şöyle alalım, sevgili izleyicilerimiz de görsünler. Bakın hiç demiyor ki usta, tamam ben doldurayım bugün de. Bugün de benden olsun çaylar. Tamam ablam, çaylar. Ya, ablam istediğin çay olsun, ben hemen doldurayım, ne demek? Yani. Evet, böyle bazen, söyleyince. Bazen üzüyorsun, üzüyorsun beni üstüne ablam ya. Üstüne üstüne gidince oluyormuş evet, demek ki ablam, hemen. Evet ablam, bazen üzüyorsun, sen istediğin çay olsun, ne demek? Aşk olsun, olur mu öyle şey? Hiç üzme gibi biz bir niyetimiz olamaz. Biz sana zaten yemek ısmarlıyoruz, bol bol yemek ısmarlıyoruz yani. Tabii tabii, yani çaktırmadan yemek yapıyorum, daha ne istiyorsun Ayşegül Hanım diye. Ben de yardım ediyorum. Şimdi burada büyük bir kavga çıkacak. Aynen dünkü geçenlerde yaşadığımız olay gibi olmasın usta. Vurmaya her an hazır. Ben hazır, hazır bir şekilde bekliyorum yani. Yok ben sakinim ya o konuda Ayşegül Hanım. O konuda hakikaten Abdullah Usta çok sakin. Yani bilmiyorum, ben bayan olmama rağmen ustamızın maşallah, Allah nazarlardan saklasın derler ya, hakikaten öyle. Çok sakin bir yapısı var. En böyle şiddetli şimdi, kavgada dahi. Ayşegül Hanım ben bu arabadan önce bir bende başka bir araba vardı. Şimdi kırmızı ışıkta geldim durdum ben. Evet. Tamam. Bir arkamda bir kıyamet kopuyor ama bir ses şey yapıyor. Gidemiyorum da kırmızı ışıkta bekliyorum. Arabanın bir tanesi geldi arabana, arkadan bir vurdu arabaya. İndim, arabanın tamponu falan hepsi düşmüş yere. Hiç şey yapmadım. Yani adam da kalbi kırılmasın. Sesimi de çıkarmadım. Adam da hacı böyle, sakal falan var. Yanında da şey var. Evladım dedi, biz dedi cumaya yetişeceğiz. Ben de cumaya gideyim abi dedim. Dedim sizde bir şey var mı? Yok. Ya diyor sen niye durdun diyor bana. Abi dedim kırmızı ışık diyene de siz görmüyorsunuz. Ya diyor kırmızı ışık olsa sen diyor niye gitmedin diyor. Abi dedim kırmızı ışık yanıyor ya, gidilir mi? Ondan sonra şey yapıyor şimdi, hatasını da kabul etmiyor. Ya hem anlayışla yaklaşıyorsunuz, evet, hem de öyle. Hatasını kabul etmiyor. Hatasını kabul etmiyor. Diyor ki sen diyor kırmızı ışıkta niye durdun diyor. Evet, telafi ettin mi peki zararınızı? Yok, ben kendim şey yaptım. Çok fazla şey olmadı. Kartını verdi, sonra da sahip çıkmadı Ayşegül Hanım. Sağlık olsun öyle, evet. Zaten sahip çıkmaz. Muhakkak bir sahip çıkan bu olacaktır yani. Aynen, hiç hiç önemli öyle. Değil. Aynen hak öyle. Yerini her şekilde buluyor.
Evet, o zaman ne yapsınlar? Bol bol patlıcan yesinler ki trafiğe çıkanlar özellikle ne olsun? Sinirleri yatışsın. Sakin olsun. Evet, aynen öyle. Patlıcanın her zaman söylediğimiz gibi sakinleştirici bir özelliği var. Ondan sonra ne yapar? Damarları yüksek kolesterol yağının etkisinden koruyor. Özellikle istemsiz kas kasılmaları oluyor bazen insanlarda biliyorsun. Kas kasılmaları nasıl oluyor? Yani kasın işte ayaklarda mesela gece uyuduğunuz zaman ne oluyor? Birden böyle ayağınıza kramp giriyor. Kaslarınız kasılıyor. İstemsiz kas hareketleri yapıyorsunuz. Bol bol patlıcan yerseniz inşallah bu rahatsızlığınıza en azından ne olacak? Yardımcı olacak tabii ki. Patlıcanın bir diğer özelliği bunu söylemiyordum ben. Bugün söyleyeceğim size bakın. Zayıflamaya yardımcı. Evet, zayıflamaya yardımcı. Özellikle neden zayıflamaya yardımcı oluyor? Patlıcan biraz sindirilmesi zor bir sebze. Tabii sindirilmesi zor olduğu için de tokluk hissini bizlere veriyor. Yani hemen acıktırmıyor. O yüzden diyet yapanlar özellikle diyet listesine patlıcanı ilave etsin. Şunu da söyleyelim yeri gelmişken. Çocuklarımıza her şeyi yedirelim ama özellikle patlıcan yesinler diye de ısrar etmeyelim. Neden ısrar etmeyelim? Dedik ya sindirilmesi kolay olmadığı için çok ısrarcı olmayalım. Başka şeyler de yedirebiliriz. Evet. Şöyle bu arada biz de ne yaptık? Biberlerimizi doğradık sevgilicilerimiz. Yavaş yavaş tavuklarımız kızarmaya devam ediyor. Şöyle bir bakalım ne alemde bizim tavuklarımız. Şöyle robotumuzu açıyoruz sevgilicilerimiz. Hemen hızlı bir gördüğünüz gibi 5 dakika içinde tavuklarımızı çok kolay bir pişirim sağladı. Şöyle bir karıştırıyoruz. Soğanlarımızı ilave etmiştik, sarımsağımızı ilave yapmıştık. Ve şöyle hafif bir karıştırıyoruz. Tekrardan ne yapalım? Şöyle kapağını kapatıyoruz. Kendi buharıyla hemen bir hızlı bir pişim sağlayacağız sevgilicilerimiz. Şöyle kapağını kapattıktan sonra da yavaş yavaş pişime devam etsin. Biberlerimizi doğradık. Şimdi 3-4 tane daha sevgilicilerimiz şöyle domateslerimizden de alacağız. Şöyle domateslerimizi de doğrayacağız. Onu da sonra da içine ilave edeceğiz. Evet. Aslında Ayşegül Hanım, şimdi her şeyin başı yine dönüp bulaşıp aynı noktaya geliyoruz. Her şeyin başı saygıdır ve sevgidir. Tabii ki. Şu dünya 3 günlük bir dünya. Bir gün varız, yarın yokuz. Yani hepimiz için geçerli bu. Yani şöyle bir baktığın zaman atalarımız, babalarımız, dedelerimiz nerede? Yani ne getirdi, ne götürdü? Aynen öyle. Onun için her zaman birbirimizin kıymetini bilmemiz lazım, birbirimize değer vermemiz lazım. Şimdi o dediğiniz kavgalarda çoğu zaman istemediğimiz olaylar gerçekleşiyor. İstemediğimiz neticeler oluyor. Onun için hiç gerek yok. Birisi Allah göstermesin mezara gidiyor, birisi hapse gidiyor. Hiç gerek yok böyle olaylara. Bir gün varız, yarın yokuz. Ama sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi davranıyoruz. Ebedi olacakmış gibi davranıyoruz. Harika bir tavuk yemeği yaptık. Evet, şöyle bir kapağını patlıcan açabilir misiniz Ahmet Ayşegül Hanım? Evet, patlıcan ve kabak yatağında tavuk kavurması yapacağız. Açayım mı? Açın Ayşegül Hanım. Tam yemek kapak sizin açılmıyor. Olsun. Yemek sizin olsun. Hani derler gelin almaya geldikleri zaman ne diyorlardı? Sandık üstüne oturuyorlardı. Yo bir de şey kapı için ne diyorlardı? Kapı açılmıyor mu? Ha evet. Makas kesmiyor. Pardon evet. Nişan yüzüğü taktık. Nereye atladınız yani? Daldan dala gitti bu biraz değişik yani, oldu. Yani kapı açılmıyor. Makas kesmiyor. Kapak açılmıyor tamam, usta. Tamam bütün yemek sizin olsun Ayşegül Hanım. Yemeği seviyorum. Tamam o zaman. Kapak açıldı. Evet. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz robotumuzda tavuklarımız enfes bir şekilde çok güzel bir şekilde pişinmeye devam ediyor. Çok hafif bir çay bardağı kadar sıcak suyumuzu da içine ilave ettik. Soğanımızı iri iri doğramıştık, sarımsağımızı içine ilave yaptık ve tavuklarımızı bütün kemikli bir şekilde, güzelce bir şekilde doğramıştık. Nasıl görünüyor, nasıl şöyle görünüyor, üzerine, harika görünüyor. Kapağı şöyle açmayarak akıllılık ettim ben. Evet, bütün yemekler yemeği kaptınız Ayşegül Hanım. Tamam, bütün yemekler benim. Evet, Ayhan'a bile vermeyin. Ayhan'a bile vermeyeceğim. Şimdi Ayşegül Hanım, sizden ricam tuzunu, baharatını bir ayarlayalım. Ayarlayalım, hadi bakalım, ayarlayalım. Evet, şöyle evet, domatesimiz kenarda şöyle dursun. Şöyle alalım bakalım tuzumuzu. Evet, şöyle kaşığımızı alalım. Şöyle yeterince bir tuzumuzu içine ilave edelim. Yeterli mi? Biraz daha atabiliriz. Çünkü fazla olduğu için yemeğimiz evet. Yeterli. Biraz da ne yapalım? Karabiberim, senin çok sevdiğin şöyle. Evet, benim böyle çok sevdiğim şu öğütücüyle karabiber. Evet. Öğüteyim ben. Evet. Yeterli herhalde. O da yeterli. Biraz
Biraz da pul biber ister misiniz? Biraz pul biberi atacağız siz. Biraz da kekik içine Ayşegül Hanım. Pul biberi tamam. Biraz fazla atacağız. Evet, gayet güzel görünüyor. Siz onları içine ilave ederken... Evet, şöyle biraz pul biberi. Ben de şöyle biraz... Daha iyi bir renk versin diye sevgilerimiz şöyle... Kırmızı toz biberimizden. Acı olmayan. Acı olmayan. Şöyle Ayşegül Hanım'ın çok acı sevdiği. Acı değil desek de inanmayın tabii ki acı olan. Biraz da şöyle kekik. Acı değil miymiş Ayşegül Hanım? Vallahi o gün sen bizi kandırdın. Acı değil dedim. Ben de çocukların ağzına verdim. Gördünüz. Ya sonucu gördük yani. Aslında ne kadar acı olduğunu gördüm. Acı değil diye aldım Ayşegül Hanım. Acı mı çıktı? Hayır. Acı değil de nasıl oldu biliyor musun? O... Kabın içinde az bir şey vardı. Herhalde ondan şey yaptı. Karıştı galiba. Karıştı. Ondan olabilir. Şey yaptı. Doğru. Normalde tatlı diye aldı. Çünkü biz burada pul biberi tükettiğimiz için ve acı biber, sivri biberleri fazla kullandığımız için ne yapıyoruz? Çok fazla toz biberi de acı olmasın diye dikkat ettik ama o da sizin şansınıza size denk geldi. Bana hiç fark etmez. Bana çok iyi oldu. Ben acıyı severim. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle baharatlarımızı ayarladık. Gördüğünüz gibi biberlerimizi ayarladık. Şöyle robotumuzu gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse her şey yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle pikniğe gittiğinizi düşün. Dağda olsun, bayırda olsun, çimende olsun, parkta olsun, ofiste olsun. Nerede olsa, hangi iş ortamı olursa olsun sevgili izleyicilerimiz. Holdingde olsun. Evet. Hiç fark şöyle etmez. Şöyle çok güzel şeyler hazırlayıp yiyebilirsiniz. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan üzerine şöyle bolca domateslerimizi de ilave edelim ve kapağını kapatalım. Karıştırmayacağız. O kendi buharıyla yavaş yavaş pişecek sevgililerimiz. Evet. Daha vaktimiz var. Evet. Güzel bir şekilde pişsin. Kabaklarımızı biraz sonra alacağız. Patlıcanlarımız kızardı. Onları tabağımıza aldık. O zaman kabaklarımızla işimiz bitti değil mi Ayşegül Hanım? Evet, şu an kabakları çıkartıyoruz tavamızdan. Tamam. Onu da bir alalım. Şöyle tepsimizi bir tarafına, sevgililerimiz kabağımızı, bir tarafına da patlıcanlarımızı güzelce bir şekilde dizdik. Bakın tavuğumuz da tavuğumuzu bu arada şöyle ama... bir kameramız bir göstersin evet. Ayşegül Hanım. Harika bir şekilde, enfes bir şekilde sevgililerimiz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Sadece robotumuza bir iki çevirdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Evet, şöyle. Hemen. Şöyle sevgililerimiz gördüğünüz gibi... Oh, tavuklar ne kadar güzel çok kolay güzel bir şekilde, pratik bir şekilde, kesinlikle tencere, tavaya gerek yok sevgili izleyicilerimiz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ne? İçeridekiler acıkmış, biz de acıktık. Ekranları başında izleyenler de şu an açlar. Tam böyle artık akşam ama vakti. Ama ben yemeği Ayşegül Hanım'a verdim yani. Onlara evet, selamımı söyle. Evet, kusura bakmayın. Kapak açmaz dedim ben ve yemeği evet. Kaptım. Yemeği kaptı, artık eve bilemeyeceğim ne yapacaklar. Nasıl bir bedel ödeyecekler ki birer tabak yemek alsınlar? Evet. Verecek misiniz onlara yemek? Vallahi düşünmem lazım. İsmail'i de mi vermiyorsunuz? İsmail'in de özelliği var. Tamam o zaman. Yani yönetmen diye ben ayırt etmiyorum. Hepsi benim kardeşim. Olmaz öyle şey. Tamam o zaman. İsmail'im sana da yokmuş. Evet sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Şöyle tekrardan yemeğimizi anlatalım. Ne yapıyormuş? Beni ekrana vermiyor öyle mi? Ben ekrana girerim efendim. Her şekilde girerim. Hiç problem değil. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz tekrardan yemeğimizi bir anlatalım. Neler yaptığımızı. Ya tavamızda önce patlıcan ve kabağımızı kızarttık. Onları şu anda tepsimize aldık hazır bir şekilde. Ve tavuğumuzu az bir şey yağ robotumuza koyduk ve tavuklarımızı içine ilave ettik. Ve kavurmaya devam ettik. Güzelce bir şekilde kavurduktan sonra içine bolca soğanımızı, sarımsağımızı ilave yaptık. Ve kavurmaya devam ettik sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra ne yaptık? Biberlerimizi içine ilave ettik. Tuzumuzu, karabiberimizi, kekiğimizi de içine ilave ettikten sonra sevgili izleyicilerimiz domateslerimizi de üzerine ilave yaptık. Ve bir çay bardağı kadar da suyumuzu içine ilave ettikten sonra ve robotumuzda gördüğünüz gibi hızlı, kolay ve pratik bir şekilde yemeğimizi pişirdik. Şöyle kapağını kapatalım. Evet, devam pişime etsin. Devam etsin. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı güzelce bir şekilde kızarttık, kabaklarımızı kızarttık ve geniş bir tepsimizin içine aldık. Şu anda bunlar hazır. Şöyle ben de robotumuzda harika bir şekilde pişen yemeğimizi şöyle hemen şöyle kapağını açıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kaynama zaten devam ediyor. Şöyle alıyoruz. Evet, şöyle suyla beraber
güzelce bir şekilde. Siz bunu isterseniz sevgilicilerimiz 2 dakika veya da 5 dakika da olabilir fırına atabilirsiniz. Ama isterseniz bu halinde böyle de yiyebilirsiniz. Şimdi tavuklarımızı şöyle sosuyla beraber güzelce bir şekilde şöyle bir düzeltelim. Evet. Şimdi bu tavuğumuz hazır. Şöyle kenara doğru alıyorum. Ve ona bir ufak bir süsleme yapacağım. Şöyle ben de ufak bir yemeğime şöyle bir süsleme yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz şöyle yemeğimizin yanında bir de göze hitap etmek çok güzel olur. Biz de şöyle ufak ufak şöyle Ayşegül'ün çok sevdiği, vazgeçemediği şöyle biberlerimizden acı bunlar. Şöyle kenarlarına koyalım. Evet. Çok hafif bir birkaç tane maydanoz alsam size ricam. Evet. Şöyle. Evet. Galiba tansiyonum düşüyor benim. Böyle iyice acıktım. Sallanıyorum artık. Evet, biraz sonra bol yemek yiyeceksin. Kendine geleceksin. Evet. Ayşegül Hanım. Böyle inşallah. Şöyle sevgili izleyicilerimiz yemeğimiz hazır. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet ediyoruz sizleri. Afiyet olsun efendim, bu güzel yemekler sizlere.